Arkadaşlar merhabalar Kilis Lisesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Konumuz ek fiil. Ek fiilin devam videosu bu. Şimdi ek fiil isimleri yüklem yapan ve bileşik zamanlı fiil yapan bir kullanım bir dil de Bunu bir önceki videomuzda açıklamasını görmüştük. Dedik ki ek fiil olan imek İ fiili anlamı yoktur, işlevi vardır, görevi vardır. Birinci görevi isimleri yüklem yapmaktır. Şimdi bu videomuzda ek fiilin ikinci göreviyle birlikteyiz. Ek fiilin ikinci görevi de arkadaşlar bileşik zamanlı fiil yapmak. Şimdi bizim bir basit zamanımız var. Bir de bileşik zamanımız var. Basit zaman bir fiil tek bir kipeki almışsa orada basit zaman vardır. Bileşik zaman ise Kipeki peki artı ki peki kalıbında karşımıza çıkar. Bir önceki videomuzda değil ama 2-3 önceki videomuzda bunun konu anlatımına bakabilirsiniz. Unutan öğrencilerim lütfen önce onu izlesinler. Ondan sonra bu videoya tekrar dönsünler. İşte bileşik zaman varsa eğer bir fiilde ne demek bileşik zaman? İki kipeki peki iki zaman eki üst üste gelmişse arkadaşlar orada mutlaka ek fiil vardır. Ek fiilin Normalde Bileşik zamanımız bizim kaç tane? 3 tane. Hikaye bileşik zaman, rivayet bileşik zaman ve şart bileşik zaman olmak üzere. O zaman ek fiilimizin de e, bileşik zamanlı fiilde üç yerde karşımıza çıktığını göreceğiz. Şimdi örneklerini yazdım. Şimdi çalışacaktım. Önce bir e, tahlil edelim. Bir bakalım. Bakın çalışmak fiilim. Ecek, acak, gelecek zaman eki. Dı, görülen geçmiş zaman eki. Buradaki M'de şahıs eki çalışmak fiili önce gelecek zamanı almış sonra görülen geçmiş zamanı almış sonra da işi kimin yaptığını gösteren şahıs ekini almış. İki iki üst üste gelmiş. Burada mutlaka ek fiil vardır arkadaşlar. İki iki üst üste geldiyse ama şöyle dediğinizi der gibi duyar gibi oluyorum. Hocam biz sadece kipeklerini görüyoruz. Bakın kipeklerini görmenin ötesinde Çalışacak idim dediğimde işte ek fiilin iyisini de gördünüz şu anda. Düşmüş olması olmadığı yok olduğu anlamına gelmez. Sadece görünürde değil e, ama tahlil ettiğimde açıklamasını geniş bir şekilde yaptığımda bakın ek fiili görüyorsunuz. Bu ikinci kipe di olduğu için hikaye bileşik zaman çekimi. Çalışacak Çalışacakmışsın çalışmak. Ecek, acak gelecek zaman. Miş nedir? Durulan geçmiş zaman ya da öğrenilen geçmiş zaman eki -sın da ikinci tekil şahıs çekimi. Yine iki kipeki var mı? Var. Hadi açalım. Çalışacak. Biraz kağıt sıkışık. İmişsin. Gördünüz mü ek fiilin iyisini? Evet gördünüz. Şöyle çekeyim birazcık daha net olsun. Şu ek fiilimiz ortaya çıktı. Birinci kipekim, ikinci kipekim. İki çekimi bir araya getiren ek fiilim de ortada. Çalışacakmış yine bir çekim ama bu defa şahıs eki yok. Bunu görmenizi istedim. Üçüncü tekil şahıs da çünkü şahıs eki yok. Ama hiçbir şey değişmiyor. Hadi açalım. Çalışacak imiş. Gördük mü fiili? Gördük. Gayet güzel yine e, bu defa şunu da söyleyelim birinci kipekinin ne olduğunun bir önemi yok ama ikinci kipekinmiş ise o zaman e, nedir rivayet bileşik zaman ortaya çıkmakta. Eğer birinci kipekim herhangi bir kipeki ama ikinci kipekim değil ise orada da hikaye bileşik zaman ortaya çıkıyordu. Üçüncü çekimimiz şart bileşik zaman Yine birinci kipek mi? Herhangi bir kipeki olabilir. Ben yine gelecek zamanı kullandım. Ama ikincisi dilek şart kipi olan SSA ise ortaya şart bileşik zaman çıkıyor. Hemen ek fiilimizi bulalım. Çalışacak ise. Gördünüz mü arkadaşlar? İ burada ek fiil olarak karşıma çıkmakta. Oldukça kolay bir konu. Bence sadece mantığını oturtmanız gerekiyor. Ek fiilin bir anlamı olmadığını, sadece görevi olduğunu, iyi fiilinin ek fiil olarak Türkçe'de kabul edildiğini, birinci görevinin isimleri yüklem yapmak olduğunu, yani şuna bakın, eğer yüklem bir isimse orada mutlaka ek fiil vardır. Mutlaka ikinci görevinin de bileşik zamanlı fiil çekimi olduğunu, iki peki üst üste gelmişse orada mutlaka ek fiilin olduğunu bilin. Yeter. M ma da... E, Bileşik zamanlı fiil olduğunda ek fiili olumsuz yapıyor. İşte çalışacak ise, çalışmayacak ise, çalışacak imiş, çalışmayacak imiş, çalışacaktım, çalışmayacaktım. Bunda bir değişiklik yok. O yüzden çok böyle detaylı anlatmaya gerek duymuyorum. Meyma zaten fiilleri olumsuz yapıyor. İsimleri olumsuz yapan unsurumuz da değil sözcüğüydü. Ek fiili dediğim gibi anlamak zor gibi görünse de bence Türkçenin en net... En böyle hani o muydu bu muydu diye sizi şüpheye yöneltmeyecek konularından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar ek fiil konumuzu tamamladık. Hepinize derslerinizde başarılar ve sağlıklı günler diliyorum.